Ne var la? Abi hakikaten o an yalnızca Naz'ı öpmek mi geldi aklına? Öyle direkt yani. Ne bileyim Rafık işte. Adamın evlenme teklif edeceğini duyunca panikledim. İlhan suya düştü diye son hamlemi yaptım. Harbi bu kadar düşündün mü? Bana daha çok böyle içgüdülerini hareket ediyormuşsun gibi geldi de. Haydi Rafık haydi. Az laf çok iş. Eda bunlar var. Ben hallederim git. Eyvallah. Hala inanamıyorum abi. Bizimkisi kızı nasıl öptü öyle ya? Öpeyim mi? Kim kimi öpüyor? Ne diyorsunuz? Şey, Sultan ablam, bir filmi izledik de biz onu konuşuyorduk yani. Siz işe diye çıktınız. Filme mi gittiniz? Ne filmiymiş? İş tabii. Film gösterimi yaptılar. Güzel, romantik, aşk filmi böyle kızlı olanlı. Hangi filmmiş o? Ben kesin bilirim. Beklenmedik öpücük. Yuh! Filmi diyorum. Ha. Yuh yani filmin ismini nasıl aklında tuttun? Ben unuttum bile. Sen kendini konuya çok kaptırdın. Bayağı özdeşleştin. Ondandır. Yok artık. Ne oluyor kız? Yok artık anne ya. Metin yapamıyorlar vallahi. Ya evde konuşalım bunu. Sineması nereye gidiyor ya? Onu bilmem. Sultan sineması birazdan perdeyi kapatacak. Vallahi öldüm bittim yorgunluktan ha. Ablam siz Türk sinemasını kurtarın. Ben gece magazinimi izleyeceğim vallahi. Kızım şuna mutfağa bırak. Ben koyarım. Tamam mutfağa. Gülün başrolde kim var bil. Kenan deme. Kenan. Anlat. Yes. İyi. Şimdi bu Kenan böyle denizden çıkıyor tamam mı? Kız da bunun yanında denizden. Hadi gene iyisin, televizyona çıktın. Abiciğim, biz saman altından su yürütüp halletmeyecek dedik şu doktorun işini. Fırat sağ olsun, bahisleri zirveden açtı. 80 milyonun önünde meydan okudu adamı, baksana. Ya ulan, dün böyle sinirle falan yaptı dedim de. Esas kıyamet var ya, Sultan abla öğrenince kopacak. O zaman zaten doğrudan toplu katliam. Birileri sevabına helvamızı kavururlar. Şu an köprüden önce son çıkıştayız. Çok ince ve sistematik bir plan yapmamız lazım bize. Hadi Sultan ablanın internetten işi olmaz. Bugün başta kalabalık, televizyona da bakamayacağım. Ama Gülendam, Gülendam var ya kesin öğrenir oğlum haberleri. Görse de bir şey olmasın. Bak. Fırat'ı arkadan çekmişler. Adı sandığı yok. Bir sıkıntı olmasın. Olmasın mı? Yani orası öyle de Gülendam bu. Mahallemizin yerli ve milli bir dedektifi sonuçta. Zaten anlarsa biri on katacak. Ondan ne kadar kaçabiliriz Rafı? Gülendam'dan kaçılır mı? Anlamaz. Baksana abi. Bak biz bile orada olmasak anlamazdık şunu Fırat oğlum ya. Bak arkadan. Gördün mü? Bak. O da ya. Ne diyeyim? İnşallah dediğin gibi olur. Yoksa var ya Sultan abla bizi parça parça eder. Parça. Gülendam, pirinçlere bak. Yetecek mi akşama yoksa aldıralım? Siz ne dikilip duruyorsunuz? Masaydı, tabaktı, çanaktı bir bakın. Eksiğimiz var mı? Tamam ablam. Haydi. Ablam buraya gel. Sağ ol kızım. Yani Fırat abimi evlendiremedik, illa birini evlendirelim dediniz siz de herhalde. Biz niye bu kadar uğraşıyoruz ki anlamadım yani. Kızım, oğlan bizim elimizde büyüdü. Fırat abin kardeşi gibi seviyor. Biz de düğün sahibi sayılırız. El eli yur, el döner yüzü yur. Çok konuşma. Aman, Aydın'la sana evlenecek diye biz burada helak olalım yani komple. Sen ne diye evde kalmış gibi söyleniyin? Ay aşk olsun ablam. Arkamdan böyle mi konuşuyorsun ama? Evde kalmış deyince sen neye üstüne alınayım? Ortaya konuşayım öyle. Kendimize daha yeni geliyoruz. Bunca işi niye aldık gerçekten anlamadım yani. Kız Fırat kendi demiş Haydın'a. Biz yaparız bütün yemekleri demiş. Ay ablam acısını böyle hafifletiyor zar. Sahi Fırat nerede? Ben hiç görmedim bugün. Ben de görmedim. Ablam. Ha. Travması depreşip de kendini yollara vurmuş olmasın. Gücü dermanı kalmayınca da düşüp kalmasın bir yerlerde. Bunu gören Kötü kalpli, art niyetli, fırıldak bir köylü olsun mu? Bunu soyup soğana çevirsin mi? Ay telefonu da yok, bize haber de veremez. Bak gördün mü? Bize gene elem, gene keder abla. Of. Gülendam abla. Ha. Pirinçler tamam mı abla? Ha. Tamam.